yeterli olgunluğa ulaşan kabakların, traktörün önüne monte edilen hizalama aparatıyla saplarından koparılarak tek sıra haline gelmesi sağlanır. Bu sistem sayesinde günlük 150-200 bin metrekarelik alan insan gücü gerektirmeden sapından koparılarak hizalanır. Sapından koparılarak sıra haline getirilen kabaklar 8-10 gün tarlada bekletilir. Bu sürenin bitiminde TD-2900 otomatik toplar döver kabak makinesiyle hasada başlanır. TD-2900 tarladan kabakları kendisi alarak kırıcı hazneye iletir. 15-20 kişinin atacağı kabaktan daha fazlasını makinenin içine seri ve hızlı bir şekilde alarak çekirdek ayırma işlemini başlatır. Çivili topun üzerinde bulunan birinci fırça, kabakların üzerinde bulunan otları ayırır. Götürücü bantın ön tarafına ilave edilen bıçak sistemi, kabakların altından gelen otları ayırır. Bantın altına monte edilen ikinci bir fırça ise bıçaklara dolaşan otları dışarı atarak makineden uzaklaştırır. Bu sistem sayesinde otların makine içerisine girmesi önlenerek hem ürünün daha temiz çıkması sağlanır hem de otların makineyi tıkayarak makinenin kapasitesinin azalması engellenmiş olur. Çivilerin arasına sıkışarak gelen taşlar bıçak sisteminde bulunan birinci balata sayesinde yakalanır. Kırıcı haznede oluşturulan ikinci balata sistemi 7 santimetreden daha büyük taşlara yakalar. Çekirdeklerin ayırma işleminin gerçekleştirildiği batur haznesine monte edilen üçüncü bir balata sistemi ise 7 santimetreden daha küçük taşlara yakalar. Taş yakalama işlemi büyük taştan küçük taşa doğru takip eder. Bu sayede farklı büyüklükteki taşların makine içerisine girerek zarar vermesi önlenmiş olur. Birinci ve ikinci temizleme tamburunda temizlenerek taneliğe ulaşan kabak çekirdeği taneleri, aspiratörün üretmiş olduğu hava taziki sayesinde hortum içerisinde ilerleyerek depo üzerindeki filtreye ulaşır. Hava taziki sayesinde nem ve ıslaklığın bir kısmıyla çekirdek üzerine yapışan ve ürünün kurumasını yavaşlatan kabak lifleri ve posa kalıntıları dışarı atılırken, çekirdek de aşağı depoya birikir. Çekirdekle dolan depo, hidrolik kaldırma sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde boşaltılır. Çekirdekleri alınan kabak posaları ise tarlaya geri bırakılır.